daha gençlikte, yani Allah mağfiret etsin, Ömer Nasuhi Bilmen 1960 yılında Ankara'da o itfaiye meydanındaki Diyanet İşleri Başkanlığı oradaydı. Orada başkan, ben 20 yaşındayım, o da 82 yaşında, yani aramızda 60 sene mesafe var. İşte gençliğin de verdiği şeyle giderdim, işte hoca evvelem yahkumu günâ bimâ enzelallâhu fevlâkumul kafirin zalimun, hani bütün aşklar böyle başlar ya, bütün şeriatçılıklar da Maide suresinin bu ayetleriyle başlıyor. Herkes kendi düşünürse bu görür efendim. İşte bunun için biz Allah'ın hükümleriyle hükmedelim diye çalışmalıyız falan filan. Hocanın pili bitmiş, şimdi daha iyi değerlendiriyorum. Şöyle bakar bakalım. Yavrum sen nerede okuyorsun bakayım bana. Hukukta okuyorum hoca, ne olur. Bak çok da iyi konuşuyorum oğlum, sen iyi bir avukat olun, hakim olun diye. Hoca konuyu başka yerle yapacak. Ya hoca ben sana Allah'ın hükümleriyle hükmedelim diyorum. Sen bana bu Roma hukukuyla, Alman hukuku, İtalya borçlar bilmemesiyle hükmedelim diyorum. Ben ne söylüyorum, sen ne söylüyorsun derdim tabii. O kendine göre işte bu delikanlı konuşsun bakalım der gibi davranır geçer gider. Hatta daha fazla da oğlum sen ne diyorsun, yani kıyamet yaklaşmış. Bak binalar, zinalar çoğalıyor. Emin olun yani Allah şahidim, bu kulakların onun ağzından işitmiş. Sene 60, 34. Düşünün ki Ömer Nasuhi Bilmen, hepinizin adını bildiği bu kişi, o günde bu ümmetin en uleması bilinen, en alimi bilinen insan yaşayanlar içerisinde. Hatırlayabildiğim kadarıyla Ahmet Hamdi Akseki falan daha evvel ölmüştü. Evet. En alimi böyle olunca şimdi en cahili nereye varır? Artık sen düşün.